Merhaba arkadaşlar, Süleyman'ın köyüne gideceğiz. Bunun için ezler mi? Anana düştü. La gitme. Hay anasını. Motorumuz 60 beys, diğeri de üstten dolu 150'lik. Kolayın diyelim kaç kilometre? 150 kilometre. Frenimiz cızız cızız. Suyu geçtikten sonra nasıl saracak? Nasıl saracak? Teker. Şeye gittik ya, neydi onun ismi? Şey? Ben seni aynı onun gibi. Hiç demek ki. He? He? Nereden kankalı? He? Sivas kankalı. Oğlum bu manyak geliyor lan. Yavaş gel ya. Maraya samarik anam oyunu. Hala bir şarkı aç. Güzel bir şarkı aç, dinleyelim aşkım. Betlemeden sana vereyim. İnşallah hep beni birbirinizin ağzına verirsiniz. Gazin de orada mayın doluymuş. Dünden kimini paylaştık? Biz buraya şey yaptırmak zorunda kaldım. Neydi o adamın ismi ya? Ne diyecektim ama unuttum ya. Şu yığdırma mesela, bunu yapmamın lazım. Yığdırma. Ejderha gibi bir şey gördüm bir. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you find. Ya o kadar yol gitmek değil, yol çok kötüydü. 2 ise ortalama o civardır ama aşağı yukarı. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda artık tam bir videosu olmayacak. Birçok videomuzda vlog tarzı ve gezi tarzında videolar çekeceğiz. Bu videomuzda da Süleyman'ın köyüne gideceğiz. Köy mü ora? Şehir mi, ilçe mi? İlçe, Çağlayıncı. Çağlayıncı ilçesi. O da üstünü giyiyor şu an. Kemere doğrult. Evet arkadaşlar, Yusuf'u bugün misafir olaraktan götürüyorum. Misafirim olacak. Evet. Instagram'dan tanıyanlar vardır, limoncu. Aynen. Ben ne diyeyim ya? Limoncu söylüyor. Bundan sonra öyle kaldı artık. Şimdi yolcular çıkacağız. Aksiyon kamerasıyla görüntü alacağım. Buraya da çok güzel bir sistem yaptım. Baksana mikrofonu falan var yani. Şurada da bir tane görünmez mikrofon var. Şurada. Görüyor musun onu? İçerime de tel attırdım. Konuşamıyor da biraz daha. Biraz da güçlük çekiyorum aslında. Neyse, mikrofonu artık kapatacağım. Diğer mikrofona geçeceğim. Aksiyon kamerasında görüşmek üzere. Videomuzu izlemeyin. Köyden çıkıyoruz. Bakalım, şunu düşürecektim. Dalgınlığı işte. Bunun için ezler mi? Ananı düştü. Sermaye atıyor diyecektim. Bak hele, iyi ki yola çıkmadım. Pofuduk düştü, pofuduk. Gitme, gel buraya. La gitme. Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Terliyim de aynı kız terliği gibi. Şöyle koyayım, bunlar uçmasın. Bunlar çok değerli. Koyduğum yerde sanki çok güvenli gibi. Bakalım arkadaşlar, motorumuz 65 08, diğeri de üstten dolu 150'lik. Yaklaşık bir git gel 400 kilometre yapacağız herhalde. Buradan Çağlayan diyelim kaç kilometre? 150 kilometre. İşte git gel 300 kilometre falan olur. Bakalım 300 kilometre kontak kapatmadan, yani git gel 300 kilometre kontak kapatmadan, mola vermeden motorumuz gidip gelecek mi? Tabii ki ben kask taktım. Üzerimde ekipman da var. Ama arkadaşlar malum takmayı tercih etmiyorlar. Yaz aylarında sıcaklıktan dolayı. Ben her ne kadar sıcak olsa da mecburen
ekipman takmak zorundayım. Bir de ağzımda dişleri var. En çok korkulu rüyamın bir tanesi de buydu. Yıllardır mesela, 10 yıldır ben dişleri takmayı düşünüyorum çocukluğumdan beri. Düne nasipmiş, daha dün takıldı dişleri de. Hep ama neyi düşünürdüm biliyor musunuz? Dişleri taktıktan sonra motosikletle kaza geçirmeyi. En korktuğum şey buydu. Rabbim umarım önümüzdeki bu dişleri tedavisi bir yıl içerisinde herhangi bir kaza göstermez. Korkulu rüyam çünkü, kabus gibi bir şey. Arkadaşlar da geliyor. Buralarda pek kayıt almayacağım. Yani artık bizim bölgeden çıktığımızı göstereceğim. Şöyle göstereyim. Hem GoPro'nun şarjı bitmesin, hem de video çok sıkıcı olmasın. Önemli anlar olursa yine tekrardan açacağım. Aşırı bende bir korku var ya, çok fena. Böyle tam kalkınca sanki kafama geçecekmiş gibi. Sanki ilk defa motor kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Ön kaldırmasını ilk defa öğrenmiş gibi hissediyorum. White Dolls'dan unuttum. Gençler arada merkezden gelirken yol çok uzun olunca ister istemez. Müzik seansımız başlıyor. Amca da yolu ortalamış geliyor şöyle. Şöyle eldivenimizi düzenleyelim. Ayar. Eldivenimizi düzenleyelim de. Yeri pırttı, ne anladık? Ha, pırtmamış. Dilime dolandı bu, niye dolandıysa. Arkadaşlar merkez şurası değil, burası değil, orası değil, öbür taraf. Yani o kadar uzaklıkta. Biz motoru tamir ederken sürekli bu yolu çekiyoruz. Millet bana diyor ki motoru bas. Bu fısıklıkta bile frenimiz cızı cızı sürtüyor. Daha nasıl basabiliriz? Ben bu motorla uzun yol yapıyorum. Yani bu motor süs, çeyizlik bir motor değil. Gördün mü bak? Yani daha fazla baskı olsa durma şansın olmaz. Bu bile tehlikeli aslında. Neyse. Kayıt ileride devam ettiririm. Çünkü çok uzun olacak. Bir tane transporter geliyor. Arkamdan mutlaka geçmeye çalışacak. Efsane bir motorsun be abi be. Seviyorum seni. Benzinimiz yeter herhalde. Bilmiyorum ama yine de bakalım şurada müsait bir yerde onlar gelecek mi gelmeyecek mi?
Arkadaşları da bekleyelim. Kalmamış. Gazı kesiyor ama da geri iniyor. Bak, suyu geçtikten sonra nasıl saracak? Teker. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk. Herhalde düşerim şimdi. Sürekli giderim de motorla pek gitmem. Ne zaman motorla gitsem mutlaka polis çevirmesine düşerim. Veya polis çevirir. Veya ceza yazar. Veya bir şeyler olur işte. Bakalım. Bugün inşallah bir şey olmaz. Aha, böyle bir olay yaşadım ki telefon dondu ya. Ne oldu bileyim mi? He? Yok. İşin olayına bak, garibine bak. Telefon dondu ya. Niye? Bilmiyim. Ekran görüntüsü aldı bak. Başka bak. Hiçbir şey yok. Kapatamayayım da senin to. 1, 2, 3, 4, 5 yapsana. Yahu arka tarafa basmıyor. Allah Allah. Aha, senin telefon benim eski telefon gibi oluyor. Ben bir saat uğraştım böyle, bentler açık kaldı. Kapandı daha. Yok, öyle bir şansı yok. Şeye gittik ya, neydi onun ismi? Şey? Ben seni aynı onun gibi... Arkadaşlar, yola devam ediyoruz sorunsuz bir şekilde. Ters çevireceğiz. Evet, yumurtamız pişti. Sıcağı görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarıda yumurtayı böyle pişirdik. Biz de bu sıcakta ocağın başında böyle çalışıyoruz. Bu sıcak... Allah oğlum, TikTok açık kalmış. Manyak. Aynısında. Sabahtan beri bu sıcakta yumurta pişiriyoruz deyip duruyor adam. Ben de altında çekimini deneyeceğim. Arkadaşlar, dün telefon kapandı, kameranın şarjı bitti. Süleymangil'de yattık bugün. Ortam da böyle. Zaten dün Süleyman uyurken
Telefon da açık kalmış. Evet arkadaşlar. Yusuf Azim Vlog. Hoş geldiniz. Şurada uyuyordu Süleyman. Asla üstünde yumurta pişirmedi. Bu kapla bozuldu oğlum. Ulan bu da bozuldu lan. Ne konu oluyor biliyor musun? Ne? Vallahi bozuldu. Nasıl ediyor? Nasıl ediyor? Daha hava kaçırıyor şeyinden anahtar yerine. Tamam işte iyi. Güzelmiş demek ki. Ha? Nereden kangalı? Sivas kangalı. Ama hiç. Kaç lira bu şimdi? 250. Siz kaç aldınız? 800. Ne zaman aldınız? Bir ay sonra. Açılma be, çocuk çok basıyor çocuk. Abi, niye kaldırmıyorsun ya? Ya bak, ya aslına bak. Oğlum bu manyak geliyor lan. Nasıl kaldırıyorsun? Geri durması var. Viraj var. Bir de şöyle gazı hafif çevirin kalkar zaten. İki de gaz açamazsın.
Köpekleri varmış burada. Köpekleri değil mi? Ha, var mı? Silahlı kutalı ya. Hoş geldin ya, tatlıcık var. Amatörüne baksana. Hiç o kadar çekmiyor ya. Yağlarına bakalım bunları. Abi toprak yolda sanki hızlı gelecekmişiz gibi. Bir de tümsek yapmışlar. Şunlara bak ya. Yarışmacımız Yaşar. Oğlum yeri yokmuş, ben sabah kalkmıyorum. Abi bu ne böyle ya? Çok kalabalık ha. Daha ileri gitme şansınız yok mu? Var da motorlarla nereye gidiyorsun? Tamam. Şu transitin oraya kadar gidelim. Toyota'nın. Evet. Toyota'nın oraya kadar götürek. Şey yapma, çalıştırma. Bomber abi. Dura ana baba gelmiş. Vallahi çok kalabalık. Köpüklere bak. Bu insanlık değil. Ama en azından bir yerde. Baba gidiyor. Alele. Ama erkenden gelecek buraya dedim. Kalkmadım. Nereye var abi? Aa şurayı işte. Haydi sonlandırdım şimdi müzik var. Kapıra koyun motorları lan. Kapıra koyun mu ya? Sıcak hava. Sıcak ki nasıl sıcak? Asparıma bak. Allah. Evet. Sanat ver oğlum. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Kanat ver. Ananı s**.
Aç damgaslar. Şurada siyah, şurada beyaz. Allah renk Allah değişimi Allah yaşıyoruz abi bak. Beyazdan siyaha doğru ten değişimi. Burada çok kayıt alamayacağım. Motor mahvoldu ya. Şuna bak. Neyse. Bakalım bunlar nereye götürecekse bizi. Silo hadi. Neyine? Yürü. Nereye? Gözü var ya, tam gözüne girelim. Aa, tamam. Ana, buz gibi lo. Vallahi buz gibi. Ama güzel yermiş ha. Deniz ünlerinlerinde ilerlerken. Slo! Sen alışmışsın günü. Duydu beni. Alışmışsın güneşli günlere, ben gecenin dördü beşiyim. İçiyorum rakıyı, vuruyorum araba. Vallahi sıcak burada, teröristler yaşamıştır. Yasamıştır. Mıstır. Tellerden konuşamıyorum lo. Kim? Gençler. Gençler çalışıyorlar. Vallahi var ya, zor alıştım, zor. Bir bilsen şu dişimdeki telleri. Vallahi telin zorluğu çok zormuş. Zor alıştım. Daha da alışamadım da takılalı daha 2 gün oldu. Hele bismillah. Bakalım bir yıl ne yapacağız? Hadi. Nere? Abi yüzmeye gidiyoruz. Biz tamam. Geliyoruz baba. Seyir. Hadi. Hele bir atla. Hele bir şarkı aç. Güzel bir şarkı aç. Dinleyelim aşkım. Bir atla, elimde telefon var. Yok, hayır yok, ben atlayamam. Bende telefon var. Telefonla mı gitsin? Yok, telefonla gitmem. Ama güzelmiş ya. Bu ne lan bu? Bızma bızma, yok usta. Made da. Made. Del oy loy, del oy loy. Ulan Sino, bu videonun konusu da sen oldun ha. He? Telefonu mu? Al. Lan yok. Senin de dikkat et, gel karşıya. Bekle bir yanlış telefon al. Çabuk al. Patlayayım bekle. Gideceğim. Yok yok. Nerede? Oğlum gelemedi. İmkansız. Hadi hadi. Hadi boyar, gelelim ben şimdi. Siz geçin hele. Siz geçin. İyi geçin. Şöyle geçelim burada bak. Oğlum şuradan çıkan. Boş yere. Bak şimdi. Hadi hele sen geç. Sen buraya gel. Ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Tamam. Şimdi sizlere su altı çekim yapacağım. İnşallah ses geliyordur. Evet. Mehmet sudan geçiyor. Suyun altı nasıldı? İlk defa suya soktum bu arada GoPro'yu. Oğlum bunu iyi tutmam lazım ya. Şöyle tutsan. Giderse gitmesin ya. Çok para verdim çünkü. Lan! Lan! Lan gel lan! Gel lan şuraya. Evet arkadaşlar. Ayağımı tut, ayağımı tut. Oğlum çeksene. Arkadaşlar Azim uçmaya çalışıyor. Gel lan abi.
Vermeme ne gerek var? Aha şuraya veririk. Sana vereyim. İnşallah hep beni birbirinizin ağzına verirsiniz. İnşallah. Dur lan dur dur. Kaç geri. Kaç lan. Karşıya ver lan karşıya. Oraya ver. Gidersin kendine. Hadi götür daha. Daha lan atan oğlum. Kim gelsen alır ya. Ben almadım ben almadım. Al beni al al. Siz de evlendiniz mi? Hoca üstüyüm, gel beni al! Tamam. Gel beni al Allah'ını seversin! Al beni lan! Al beni lan! Al beni! Al beni! Ay gel anası götürür aman diye beyazlık sağa bak. Sayın gelecek az kaldı. Oğlum ne ara bu hasta lan? Oğlum iki. Dur lan. Al hasta. Ey bir de bak ne diyeyim. Vallahi ağda aşağı geliydim. Onlara kayıyor, kayıyor. Evet. Suyun altında nasıl görünüyor acaba? Suyun altı üstü kadar demiz mi acaba? Buz gibi. Daniko babaya döndüm aynı ya. Çek beni çek. Çek. Buradan Mersin Tarsus'a meydan. Mersin'deki bir hocana meydan alın. Gel bana. Hadi. Varsa daha su. Varsa daha iyi güzelimiz gelsin. Vurulurur ettir. 27 senedir gördüğüm en güzel rüya sizsiniz. Bana isminizi bağışlar mısınız dedim. Faruk. Tabii bu da bir seçim biçimi. İyi günler. Bari oradan Tum'da suyun altında seni çekim. Gel gel biraz daha gel. Sen bir suyun gördüm içinde. Kamerama gördüm içeride. Hele bana gözümü açtım görünüyor mu? Ne yapacak? Gözüm açıkken gözlerim şey. Çek bana hadi. Tamam hadi. Tamam oğlum. bu su altı modu. Bir daha ya. Elini tut hanım elini kaçırma. Tamam. Koca koca aaa etti diye gözlere. Gel beraber tamam da gelelim. Hadi gel. Birbirimizi itiyor ya. Tamam. Kamera bırak da kamera. Ama şey. 2 dakikalık alan açtım da. 2 dakika ama sadece. Oğlum senin dişlerden olsaydı. Ama 2 dakikalı işte. Hadi şuraya doğru yürüyecek de bir iki video çekelim. Ondan sonra durdurururur. Lan yok lan o kaldıramıyorum. Sen niye kaçtın? Tamam yani tutmuyor. Sen niye kaçtın? Sen bahçeye yap. Sen niye kaçtın? Filo. Aa şu olacak. Filo şu poşeti al bir yere bağlamaya çalış. O neyle? Alo. Hayatına hiç yok abi. Ses 1-2-3 alo. Sıla.
Acaba sünger takmaya gerek var mı? Bekle şu süngerini de takak. Gelirim yanına benim otur da böyle isterim ha. Valla ben müşteri işini bıraktım ha. YouTube'dakiler de bilir de. Az önceki bölgeyi değiştirdik. Az önce orada mayın doluymuş. Boş çekim yapmışım. Bakın hele. Kayıtta da su var. Biz çektik az önce, sen çekemedin. Nasıl? Az önce acaba mayın tarlasını geçtiğimizi söylediğimizi aldı mı kayıt altına? Almamıştır, inşallah almamıştır. Niye? Rezil oldum oğlum adamlara. Niye? Böyle bir şey yapar, yayın yapar. Oğlum kamerada zaten bu göründü, ben çektim orayı. Abi ya. Yürü gerek yok. Özgür o tabağı az aşağı çek Özgür. Eğri duruyor. Çektim ben tabağı ya. Ha. Çektim. Ne diyor ki ben anlamıyorum. Bir yerim var. Şimdi dağıtma. Sen bizi çek. Bak. Ha o. Evet. Antalya'dayım. Baba Antalya'dayım. Altan. Erhan. Aç köpek. Erhan. Antalya'dayım. Fakir köpek. Fakir köpek Antalya'dayım. Böyle ben bir yayın yaptığımda geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Çağlayan Cerdin Heretesi'ndeyiz. Düz Bağ'dayız. Burada her şey meşhur. Bunu da ses alır ha. Şu an bu sesi kaydediyordur o telefonu. Buranın motokrosu var. Göksu çayı olarak da geçiyor burası. Yusuf Azim'i buraya getirdim. Gezeriz dedim. Takılırız dedim. Antalya gibi yer dedim. Kandırdım getirdim buraya. Ama çok güzel bir yer. Yüzme alanı falan var. Çayda yüzüyoruz. Su çok soğuk olduğu için fazla kalamıyor insanlar. Evet arkadaşlar. Yusuf Azim'i burada bulabilirsiniz. Ben bir tele git. Telden bir tuttu. Bir kaldırdım. Belimi çıkarttırdım. Belimi kostayım. Kalıp başman yani. Kalıbına niye çıkıyorsun? Bırakın bu da şakasına yolun geçiyorum. Kapanalım yine çaldım. Vallahi. Oğlum ben bizim orada bir tane şey var. Şaka diyorum onu tanımıyorum. Adam güreşti. Boynuma vura 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 elense yapıyor. Aha boynum böyle bir hafta şöyle ediyor. Amanca bitiyor ya sen he. İşin yok başka. Boynumun ağrısından öldüm. İşe gidiyorum iş yerinde ağır. Bir hafta ağrımıyor. Yemiyoruz az yem boşa harcıyor. Onu harcıyor lan. Kaç milyar yedin biliyor musun? 4 milyar canslar. Bundan sonra 6 milyar şeye verdim. Orhan'a verdim. Gel gel. Şunu gelsin usta videoda. Yasaklanan karpuz reklamı. Abi mağmur. Bu millet de bir tuhaf oldu. Halıma iyi bakıyor. Bu halına sana şeker olsun. Bu ol olacak oğlum. Şeker o bayan. Bak. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Ha. Kimini paylaştı? Yok. Var abi de bilginsin bak yazık abi. Çok basma ama yağ yok bilgin olsun içerisinde. Burada var istiyorsan bak buradan al. Gel mi? Gel mi? Gel mi? Tamam al. Alma şansın var. Sen bir al el ya. Bundan yol yapmayalım. Baksana test etman olduğunu yağ yapıyor. Ya glifajı çekiyor ya. Ben sıkıntı oluyor. Bir ara Maraş'a geliyordum. Geçenlerde SRC sınavım vardı. Hı. Narlı'da benimki de işte pistonun köşesini komple aldı. Hı. Sıcaktan. Ne yapacağım? Oluyor yani. Yazın. O da şeye götürdük. Ama ben buna çok uzun yol yaptım yani bak. Buradan bizim oraya git gel 300 kilometre falan. Bayağı var.
300 kilometre buradan Diyarbakır'a gitmek demek ya. Öyle. O da geri mecbur şey yaptırmak zorunda kaldım. Neydi o adamın ismi ya? Ne diyecektim ha, unuttum ya. Dur. Dur dilimin ucuna gelsin de söyleyeyim. Ona yaptırdım he. Bir hafta sonra geri patladı. Ona yaptırdım geri. Baktım bir sürü onunkine de yaptık. Onu da dolu 150 yaptık. Onda da bir sıkıntı yok. Genellikle bizim yaptığımız motorlarda hani kolay kolay patlamaz yağsız bırakmadığın sürece de. Sistemli yapıyorsun, akıllı aynen. Yapıyorsun, kara düzen değil. Vur geçi sevmiyorum ben ya. Öyle olacak. Şimdi bak buna yağ koymayayım, buradan çıkayım tamam mı? Merkeze giderken yarı yolda bırakır beni. Bırakır. Bunları takip etmek çünkü lazım. Çünkü bu dolu motoru sıkıntı. Lan vallahi iyi ki gördüm ya. Şu yığdırma mesela, bunu yapmamalı. Yığdırma. Gerçek yığdırma bak. Yazdı. Ben yedim açamadım. Ben bunu yarın hemen vereyim. Söyleyeyim. Bak işte de yağ yok, bir yağ alın da yarın. Olmazsa bize yapabileceğiniz en güzel halde olabilir. Ayıp ediyorsun. Lan ayıp ediyorsun, sen buralara gelmişsin. Seni yolda koymuyoruz ya. Eyvallah lan abi. Usta, bu bir de bizim 250'lik var, ona bakaksana. Neyi var? Motorun mu? Motorun bir şeyi yok. Bir şey yok da bazen. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. Gazeteciler de var burada şu anda. Ejderha gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over. Umarım mikrofondan ses geliyordur. İnşallah öyle umuyorum. Bayağı uğraşlar sonucu mikrofonu da hallettik. Çağlayan Cerit'te de çarşı olarak gerçekten işimizi çözebilecek derecede dükkanlar varmış. Mikrofon bozuldu yolda, aksiyon kamerasını pek kullanamadık. Sesli olarak kullanamadık. Hani çekimler aldım sizlere de. Videomuz devam ediyor, izlemede kalın. Evet, sonunda atölyemize geldik. Sonunda. Valla. Yani şükür. Çok yorulduk. Aşırı yorucuydu bizim için. Aslında bizi yol yordu ya. O kadar yol gitmek değil. Yol çok kötüydü. İki yolu da denedik. Tekerek üzerinden de denedik. Yok ne tekerek. Değil. Doğukent. Doğukent üzerinden de denedik. Pazarcık yolundan. Birisi çok virajlıydı. Diğeri de çok bozuktu. İki şehir arasında kalıyor. Ondan aynen. Dolayı da kimse bakmıyor herhalde. Ya tabi Adıyaman Maraş'a bırakıyor. Maraş Adıyaman'a bırakıyor. Ortada olan bize oluyor.
Ondan sonra yani uzun yolumuzu yaptık. Yani toplam kaç kilometre yaptık sence ortalama? Vallahi şu an gidiş geliş zaten 300'den fazla oldu herhalde. 380 civarı oldu bence. Toplam çünkü hepsi 380. Buradan şimdi Helete'yi deklerim. Benim atölyeden Helete'nin uzaklığı 360 kilometre falan olması 160. Lazım. Ha pardon 160. Evet. 360 değil. Tahminim öyle. Yine de bir ekleriz ekrana neyse. Ortalama o civardır ama aşağı yukarı. Köyde yani farklı farklı yerler gezelim diye sürekli video hani içerik üretelim diye gezdiğimiz için de bayağı bir de çok gezdik. Gittik zaten yorgunduk, direkt uyuduk. Diğer gün bayağı gezdik, aşırı gezdik. Motorları gittiğimiz yere 3 defa gittik. He. Sorunsuz bir şekilde gidip geldik. Motorlarımızda herhangi bir arıza olmadı. Sadece benim motor tek segman diye uzun yola çıktığımızda 300 gram gibi bir yağ eksiltme yaptı 200 kilometrede. Onun da yağ eksiltme sebebi tek segman olduğu için segman arasından yukarıya yağ sızdırıyor. Yağ da çok ısındığı için uzun yolda motorun üstüne hafif bir yağ geliyor. O da işte 200 kilometrede 300 gram gibi bir şey oldu. Ama kesinlikle motorlarımızı durdurup herhangi bir soğutma işlem falan da yapmadık. Hayır. Yani. Gündüz gittik, hava da çok sıcaktı. Ya. Biz de yalnız zaten. Hayır. O giderken çok kötüydü ama gelirken çok güzeldi. Gelirken akşamdı ya. Keşke gelirken akşam gideyim. Giderken de değil mi? Evet. Giderken gündüz gittik çünkü. Ortam bayağı sıcaktı, bekle. Şimdilik sadece karbüratör temizliği, subap ayarı, işte lastiklerimizi kontrol edeceğiz. Bunlar olması gereken şeyler. Bizim motorumuz iyi, biz ustayız diye de bu gibi şeyleri aksatmıyoruz kesinlikle. Bir yağ değişimi yaparız. Güzelce motorumuzu temiz bir şekilde kullanır, yolumuza devam ederiz. Aynen abi, az. Bundan sonra çoğunluk ustalık işini bıraktım. Hani sadece sizlere içerik üretmek için video çekeceğim. Mesela go-kart yapacağız ileride. Bir tane go-kart yapalım. İçine 65,5-250 motor koyalım. Buraları da drift falan atalım. Güzel videolar çıkaracağım ya sizlere. Yani gerçekten bu YouTube benim çocukluk hayalim. Bilenler vardır. Rahmetli kuzenim vardı. Onunla beraber yapacaktık. Erken yaşta rahmetli oldu. Artık ben de anımızı hayalimizi yaşatıyorum. Mecbur. Yapmak zorundayım. Çünkü ikimizin hayaliydi bu. Umarım ahirette güzel olur ya. İnşallah, zaten bu dünya için değil, diğer dünya için aynen çalışıyoruz. Motorumuzu da göster. Motorumuzda da herhangi bir problem yok. Yani cıvata düşmesi, motor çalışmaması gibi herhangi bir sıkıntı yok. Diğeri de dışarıda zaten gölgede bekliyor. Umarım eğlenceli geçmiştir video. İnşallah. Yani bence eğlenceli yani geçmiştir. O kadar edit yaptık. Bu videoyu 3 saatten 40 dakikaya düşürdüm ben. 3 saatti bu video. Yani güzel anları sizlerle paylaştım. Aslında hepsi güzeldi. Hepsi de güzeldi de işte mecbur videonun uzun olmaması için kesmemiz bence lazım. Bence güzel oldu video. Videoyu artık sonlandıralım. Daha fazla evet uzamasın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yakında bir uzun yol turumuz gelecek. Ama bu sefer motorla gitmeyeceğiz. Nereye gittiğimiz de sürpriz olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Yusuf Azim Farkı ile hoşça kalın.